Az önce ekonomist Doktor İsmet Demirkol'la konuştuğumuz gibi esasında pek çok önemli jeopolitik gelişme küresel ekonomide de öne çıkan başlıklar halini aldı. Bunların içerisinde İran var, Rusya var, Fed'in politikası var derken tabii ki bunca başlık Türkiye'yi de etkiliyor. Atlantik Konseyi Dino Patricio Eurasia Center Direktörü, Amerika'nın aynı zamanda Özbekistan ve Ukrayna'da eski büyükelçisi John E. Herbst Türkiye'de Amerika'nın Orta Doğu politikasını CNBC'ye verdiği özel söyleşide değerlendirdi. Herbst Türkiye'nin IŞİD'e yönelik operasyonlarının yanı sıra petrol fiyatlarının Amerika'nın Orta Doğu politikasını nasıl etkilediğinden de bahsetti. Ekranımıza geliyor. Petrol fiyatları küresel toparlanmanın zayıflığıyla 8-9 yıl öncesine kıyasla düşük kalan talep ve Amerika'da kaya petrol devriminden kaynaklanıyor. Söz konusu devrim olmasaydı petrol 20-30 dolar daha pahalı olurdu. Orta Doğu'daki IŞİD sorunu Batı'nın politik hatalarının bir sonucudur. Amerika müdahalesiyle Irak'ta Saddam Hüseyin devri kapandı. Ancak sonrasında istikrarlı bir demokrasinin ve halkı yönetebilecek bir hükümetin eksikliği doğdu. Bu ortam daha iyi bir dünya vizyona sahip olduğunu düşünen aşırıcılara da fırsat tanıdı. Irak hatasından ders almayan Amerika, Libya'da Fransa ve İngiltere'ye katılarak Kaddafi devrini kapattı. Bu da Arap Baharı'nı beraberinde getirdi. Suriye'de halk Esad rejiminden bıkmıştı. Irak ve Suriye'deki kaostan IŞİD doğdu. Irak ve Libya vakalarından ders alan Obama, Suriye'deki muhaliflerin desteklenmesi taraftarı olmadı. Obama, Orta Doğu'ya bu nedenle müdahale etmek istemiyor. Ancak IŞİD'in kontrol altına alınması gereken bir problem olduğunu bilincinde. Türkiye bu anlamda çok önemli. Son haftalarda artan işbirliği de sürecektir. Türk ordusu güçlü ve kara harekatı yaparsa bölgesel güçlerden destek alabilir. Amerika hava ve istihbarat desteği verir. IŞİD ciddi ancak yönetilebilir bir sorun. Az önce de aktardığımız üzere Sayın Herbst aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Ukrayna Büyükelçisi. Söyleşimizde Kırım'ın ilhakından da bahsettik. Eski Büyükelçi diyor ki Obama Kırım'ın ilhakının bir Avrupa, bir bölge krizi olduğunu varsaymakla saf bir aslında tavır sergilemiş oldu. Eski Büyükelçi'ye göre Amerikan Başkanı İran konusunda nükleer uzlaşıyla daha doğru bir adım attı. Rusya dünyanın en büyük iki nükleer gücünden biri. Avrupa'nın en güçlü ordusuna sahip. Putin, Avrupa'da yeni bir düzen olur veya hiçbir düzen olmaz diyor. İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş sonrasında oluşturulan kuralların değiştirilmesi için Gürcistan, Kırım ve Kuzey Ukrayna'da güç kullandı. Batı'nın tepkisi zayıf kaldı. Obama'nın Kırım'ın ilhakını Avrupa'nın sorunu olarak görmesi bence saflıktı. Çünkü nükleer güce sahip Rusya'nın sınır ötesi askeri güç kullanması küresel bir krizdi. Kremlin Amerika için en büyük güvenlik riski. Obama Rusya konusunda akıllıca davranmadı. Ama İran konusunda hem Irak, Afganistan ve Libya benzeri hatalar yapmadı, hem de anlaşma yoluna gitmemenin savaş anlamına geleceğini anladı. Anlaşma olmasa zaten İran'da nükleer silah üretimi sürecekti. Amerikan halkı Orta Doğu'da savaş istemiyor. Tahran ve Washington karşı çıksa da İran nükleer uzlaşısı hayata geçecek. Bunun olmaması için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun 1/3'ü tasarıyı reddetmeli. Bu olası değil. Eski Büyükelçi ile aynı zamanda yükselen Çin faktörünü Amerika'nın gözünden de değerlendirdik. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin yükselen bir güç. Gerçek bir başarı hikayesi. Kura dair soru işaretleri hariç Amerika'da Çin'in artan gücünden memnun. Rusya dünyaya entegrasyonu ve uyumlanması açısından Çin'i örnek almalı. Ancak Çin, Rusya ve Güney Kore ve Japonya arasında zor ilişkiler söz konusu. Çin'in ekonomik başarısıyla oluşturduğu güvenlik riski de önemsenmeli. Doğu ve Güney Çin sularında son 4-5 yıldır yürütülen emperyalist politikalar, Vietnam ve Filipinlere karşı sergilenen duruş ve suni adalar inşa edilmesi, Çin'in 15 yıllık barışçıl politikalarla yükseldiğini iddia eden liderlerle çelişkili bir tablo oluşturuyor.
Sayın Herbst, İstanbul'a bu yıl 7.'si düzenlenecek olan Atlantik Konseyi Ekonomi ve Enerji Zirvesi öncesinde geldi. 18 ila 20 Kasım'da gerçekleşecek zirvede bu yılın teması oynak zamanlarda küresel istikrar ve iş dünyasının direnci olarak belirlendi. Atlantik Konseyi'nin Türkiye temsilcisi Enerji ve Ekonomi Zirvesi Direktörü Defne Sadıklar Arslan ile bu yılki zirve diğerlerinden ve geçen yıldakilerden daha farklı nasıl bir yol izleyecek bunu konuştuk. Bu sene 18, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde yine İstanbul'da bu global zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Ben de zirvenin direktörü olarak bu sene farklı olarak geçen seneye nazaran daha global bir platforma geçiyoruz. Şimdiye kadar bu sene 7.'si yapılan zirvenin şimdiye kadar daha bölgesel bir enerji zirvesiydi. Bu sene işte Çin, Japonya, daha geniş Asya, Amerika, Avrupa, biraz önce Büyükelçi John Herbst'ın dediği gibi Afrika, Körfez ülkeleri ve tabii ki Irak ve komşularımız dahil olmak üzere çok geniş bir coğrafyayı bekliyoruz Türkiye'ye. Bir de bildiğiniz gibi bir Amerikan think tankinin uluslararası düzeyde ve bu kadar büyük ölçekte yaptığı tek zirve hani yurt dışında ve o da İstanbul'da yapılıyor. Ve bu ve her sene biraz daha büyüyerek bu seneye geldik. Bu sene biraz önce söylediğiniz gibi 7.'si gerçekleşecek. Konu başlıkları olarak gerçekten çok geniş. Yani hani aslında şu anda oluştu bile hani çerçeve, fakat isterseniz daha zirveye yakın tekrar bireye geliriz. O zaman detayları paylaşırım, ama bu sene tabii diğer biraz önce de konuştuğunuz John'la en önemli gelişme İran'la yapılan anlaşma. Eğer her şey beklediği gibi takvime uygun devam ederse İran'la ilgili de bir toplantı olacak bizim zirvenin kapsamında. Belki en büyük değişiklik, farklılık o olacak. Bunun dışında ayrıca bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak bizim bir akil adamlar komitesi var. Rafik Hariri Merkezi'nin başkanlığını yürüttüğü ve projenin başında da Sayın Madeleine Albright ve Steve Hadley gibi isimlerin yer aldığı büyük bir rapor var. O raporla ilgili bir açıklama yapılacak aynı zamanda zirve sırasında. Ve piyasadaki hareketlilikle şöyle bir devam edelim. Amerika